Eyvah! Bay bay! Yine hüsran her daim. İşte bu. Hoş geldiniz. Bugüne kadar bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz bütün ses yarışmalarını unutun gitsin. Biz burada ne Türkiye'nin en iyi sesini arıyoruz ne de kazanana albüm yapacağız. 18 yarışmacı kuliste şu anda heyecanla bekliyor. Ne için bekliyorlar? Bu akşam finalde takım kaptanlarıyla beraber düet yapabilmek için, ama daha da önemlisi 20 bin lirayı canlı canlı bu akşam eve götürebilmek için bekliyorlar. Takım kaptanlarını artık yanıma çağırmak isterim. Onlar Türk pop müziğinin en önde gelen isimlerinden bir tanesi. Milyonlarca hayranları var. İsimlerini anons ettiğim anda bu stüdyo yıkılır, garanti veriyorum. Karşınızda Bengü ve Mustafa Ceceli geliyor. Kardeşler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benimle burada olduğunuz için çok mutluyum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet, siz dostsunuz. 15 yıllık dostsunuz değil mi? 15 senelik, evet. 15 senelik dostuz. Arkadaşsınız. İyi, çok iyi ama dostuz. Ne güzel. Her şey çok güzel, evet. Hoş. Ama burada ben bu oyunu bozarım. Burada kapışacaksınız. Nasıl olacak o bilmiyorum. Olacak bir şekilde. Yalnız bak, kapıştırırken bu kadar çirkinleşen birini daha görmedim. Kapışacaksınız. Kapışacaksınız. Biz de efendim zevkle izleyeceğiz. Evet, evet. Yani doğru. Böyle adeta hakikaten bu kapışmadan en çok mutlu olan sen görünüyorsun şu anda. Yıllardır bu anı bekledim. Hakikaten bir 15 senelik dostluk ama hani gerçekten büyük bir kapışma izleyeceksiniz burada bu akşam. Çünkü bir farkı var bu yarışmanın. Jüri de yarışıyor bu programda. Dolayısıyla o sona yaklaştıkça birazcık böyle ben de o bugüne kadar görmediğin minik tırnaklarımı çıkartabilirim. Şaka olamaz, şaka. Olamaz. Minik tırnak. Minik tırnak. Şaka. Kedi kesildiniz. Kedi kesildiniz. Birinize sarı liralar, birinize sarı boyalar dedim. Ve ben hazırsam siz hazır mısınız? Hazırız. Hazırız mı? Hazırız. Hazırız. Hazırsanız hazır. Bengü ve Mustafa'yı yarın uğurluyorum. Hadi. Buyurun efendim. Aman efendim. Canım çok teşekkür ederim. Çok mersi. Arkadaşlar artık finale gelip Bengü'yü sarartmamız lazım. Hayır, ben Esmer'le gayet güzelim. Boyayı bana dökeceksin. Acaba bu gecenin kazananı kim olacak? Arkada 18 tane yarışmacı kalp krizinden yani gitmek üzereler. Onların 9 tanesi Bengü'nün takımında olacak. 9 tanesi de Mustafa'nın takımında olacak. İlk etapta her biri üçer kişilik gruplar halinde sahneye çıkıp şarkılarını söyleyecek. Bu üç kişiden ikisi veda ederken bir kişi yarı finalde yarışmaya hak kazanacak.
Yarı finale çıkan 6 kişi yine üçer kişilik gruplar halinde şarkılarını söyleyecekler. Finalde kaptanlarıyla düet yapacak 2 kişi ve takım kaptanları ise stüdyodaki seyircilerimiz tarafından oylanacak. Bir kişi kapışmaya veda ederken diğeri 20 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. Ama ben o buton işlerine çok aklım ermedi Mustafa. Sen bize bir anlatır mısın? Tabii ki anlatalım. Evet, kaptanınız konuşuyor. Sizlere uçuşumuz hakkında bilgi vereceğim. Canım. Şimdi hem Show TV ekranlarındaki izleyicilerimize hem de stüdyodaki konuklarımıza anlatalım. Buradaki bu düğmeler, bu teçhizat ne işe yarıyor? Şimdi 3 yarışmacımız aynı anda şarkılarını söylemeye başlayacaklar. Biz kimi dinlemek istersek sarı düğmelerimizle 1., 2., 3. yarışmacı şeklinde onları dinliyor olacağız. Ne zaman ki bir seste tereddütte kaldık, o zaman bu önümüzdeki yeşil yanan ışığı sarıya çevirerek sarı kart veriyoruz. Bu suyu artık yakınız. Isınıyor evet, mu? Evet, suyu ısınıyor ama gördüğünüz gibi burada daha 2 yarışmacımız var. Onların da suyu ısınabilir. Sonra baktık ki bizimle finale gitmek konusunda pek umut yok. O zaman onu kızartıyoruz ve gönderiyoruz. Sonra diğer arkadaşımızı da kızartıyoruz ve kalan kişiyle final yolculuğuna çıkıyoruz. Harikasınız. Kapışmamız budur. Bengü sen de tamamsın. Tamamım, hazırım. Buton olayı tamamdır. Evet. O zaman heyecan dorukta, yarışmacıları daha fazla bekletmeyeyim ve bakalım Bengü'nün ilk şanslı 3 yarışmacısı kim olacak? Hemen onları tanıyalım. Kapışma. Ben Cansu Çebi, 28 yaşındayım. Samsunluyum. 3 yaşımdan beri müzikle ilgileniyorum. Müziği çok seviyorum ve müzik hep hayatımda olacak. Halil Söyletmez ben. 26 yaşındayım. Adanalıyım. Çocukluğumdan beri de müzikle ilgileniyorum. Ben Gülin Dönmez. Mersinliyim. Kendim bildim bileli de şarkı söylüyorum. 5 yıldır profesyonel olarak müzikle uğraşıyorum. Kapışma. Herkes ayağın denk alsın. Gerçekten. Sesime ve sahneme çok güveniyorum. Bakacağız, göreceğiz. öyle kolay lokma değilim. Ben de kolay lokma değilim. Ünüm ülke sınırlarını aştığı için büyük ödül benim olacak. Lafla peynir gemisi yürümez. Yani artık 20 bin liranın sahibi tabii ki ben olacağım. Pardon. İşte sayın seyirciler, kapışmanın ilk yarışmacıları, şahsi yarışmacıları geldi. Cansu, hazır mısın? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Çok heyecanlısın belli. Halil, heyecanlı mısın? Hiç olmadığım kadar. Bu ne böyle? Ya öyle bir enerji var ya. Enerji, yani. Patlayacak enerji. Tabii canım, evet, sahnede. İnanılmaz heyecanlıyım şu an. Kalp atışlarımı duyabiliyorsunuzdur herhalde. Aynen. Kalbi atıyor. Arkadaşlar, siz kapışmanın ilk yarışmacılarısınız. İki kişi gidecek, bir kişi kalacak. İki kişi gidecek, bir kişi kalacak. Ben kalacağım. Finaldeyim. Birinciyim. Siz? Ben sahnede sözümü söyleyeceğim. Vay 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 vay. Siz? Birazdan görüşeceğiz. Birazdan görüşeceğiz diyorsunuz. O zaman yavaş yavaş gidelim mi hanımefendi stüdyoya? Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Buyurun. Buyurun efendim. Siz gitmeyeceksiniz galiba. Buyurun. Aferin centilmen. Ben de gidiyorum. Bakayım ne yapıyorlar. Ben de gidiyorum. Kapışma. Vay 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 vay. Cansu. Efendim? Aa, sesine ne oldu? Ne olmuş? bir gitti sanki böyle bir içine kaçtı gibi oldu. Biraz rahatsızım belki ondan. Rahatsızsın? Evet. Ama şey demişsin, kolay lokma değilim. Herkes bir akıllı olsun. Hmm. Yani kameralardan dolayı aslında ya. Ondan başka bir korkum yok. arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Yani moral bozmayayım şimdi. Bozsana. Ne olur morallerini boz. Beceremem de aslında ama hayırlısı olsun ya. Moral bozmaya bak. Hayırlı olsun. Moraliniz bozulur inşallah. Bengü'nün takımındasın. Evet. Amaç ne biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bengü'nün ilk yarı finalisti olmak. Evet. Bengü'nün o solunda görmüş olduğun koltuklardan bir tanesine oturmak. Evet. Biliyorum. evet biliyorum. Bengü.
Vallahi ben onlar kadar heyecanlıyım. İlk yarışmacılarım çünkü. Sahneye de çıkıyor musun peki evet, normalde? 13 senedir çıkıyorum. Belli zaten öyle bir şey, öyle bir duruş var. Halil duruş öyle değil mi? 12 yıllık bir duruş var orada. Bir sahnede duruyor. Yani ne kadar o filenin üstünde duruyor olsan da şu anda bayağı böyle bir özgüvenle ve evet bu mikrofon benim ve çok iyi söyleyeceğim gibi duruyorsun. İnşallah öyle olur. Teşekkür ederim inşallah. Halil senin şanın böyle dünya çapındaymış. Neden? Vine'dan dolayı. Fenomen kendisi Asuman. Ama sen şu anda bir fenomen gibi davranmıyorsun. Böyle bir çek. Sen de mi çekiniyorsun? Neden çekindin şu anda? Bir çekinme değil canım. Bir cool takılıyor herkes. Evet, yani. Yavaş yavaş ısınıyoruz ya. Sen beni bir de sahnede gör. Çok heyecanlısın. Evet. Amacı biliyorsun. Bengü'nün yanındaki koltukta yer almak. Tabii ki. Zaten ilk yarı finalist. Solda ben oturacağım. Hadi bakalım inşallah. En solda sen oturacaksın. Neden sen olmalısın? Neden Bengü seni seçmeli? Çünkü ben 97 senesinden beri CD'lerinizi saklıyorum falan. Ya torpiliyor. Bak. Ya aslında benim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yani bütün yarışmalarda biz aranızdan en iyi seçmek zorundayız ki sondaki finalde güçlü bir performans sergileyelim. O yüzden gerçekten şu artık 3 dakikalık performansta kim kendini ne kadar güzel gösterebilirse sonuna kadar ona göre karar vereceğim. Yani Bengü kendini düşünerek seçecek yani mecburum, ona göre. Mecburum çünkü sonunda olan bana olacak öbür türlü. Gülim. Evet. Sen de öyleymişsin. Kolay bir lokma değilmişsin. Tabii ki değilim. Tabii. Göreceğiz yürü performansımızdan sonra zaten her şey belli olacak. Peki neden Bengü seni seçmeli? Kurtarıcısı benim. Oo güzel. Şunları da dikkate alıyoruz. Evet. Bak bunlar önemli şeyler hocam. Aynen. Vallahi. Her türlü ben yakışırım yanına. Güzel bunları hatırlatacağım size. Cansu neden seni seçmeli Bengü? Tecrübeli olduğum için belki olabilir. Çünkü 12 yıllığım diyorsun. Yani... etkisi olur diye düşünüyorum ve enerjimi sevecek diye düşünüyorum. Yani. Vallahi benim gördüğüm kadarıyla Bengü şu an üçünüzü de ağına düşürmüş durumda. Ben ne olacağını merak ediyorum biraz sonra. İşim zor ama o da doğru gerçekten. Üçü de kendine çok güveniyor. Bakalım performansta ne olacak? Hazır mısınız? Hazırız. O zaman kapışma başlasın. Kapışma. Ben beğendim onu. Bir numara iyi, öbür üç numara da gayet iyi. Aşklar faslında tek deliydi. Sen de tam varken ben de gölge. Hayret aslında sen bilirdin. Vay nameler falan. Kızlar tamamdır ya. Zorlamazlar beni yani hiç türlü. Hoppa bir numara. Doyamadım aşktan ara sıra birkaç yeni kelime. Nakara Halil Nani. Arada sırada aklıma geliyor. Geldiği gibi de. Halil'e verdim uyarı ya. Bence bunu sinsindir. Emin olma diyor bana gün dediğin akşamı buluyor. Arada sırada.
rengi seni andırıyor biliyor musun? Kalbime gömdüm emin olma diyor. Bana gün dediğin akşamı buluyor. Arada sırada aklıma geliyor. Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömülen emin olma diyor. Vallahi nereye düştük bilmiyorum ama... Olsun diyorum yani yapacak bir şey yok tabii ki. Bengi kendi kaybetti yani. Emin olma diyor Allah. Allah diye zaten zıpladım. Neye uğradığımı şaşırdım. İnimiz şanımız diyoruz. Sen beni orada eliyorsun Bengi yani. Daha ne diyeyim şu halimize bak. Bay bay. Yani gitme anı çok keyifli. Hoppa. Fili aldı götürdü ya böyle orada keyif aldı. Yukarıda atmosfer daha güzeldi. Bir de semaver olsaydı bana çok çok iyi olurdu. Pardon. Olmadı. Sağlık olsun. Herkese eyvallah. Can süpersin. Yani vallahi en içine kaçık sesliyi seçtim Bengü. Çok zorlandım. Cansu zaten hakikaten baştan belliydi böyle bir kendine güvenir duruyordu. Çok zor karar verdim ama hoş geldin takımma Cansu'cuğum. Teşekkür ederim. Bol şans diliyorum devamında da. Görüşürüz evet. Cansu Bey. Bengü'nün ilk yarı finalisti oldu. Gidelim. Git. Evet Bengü'nün ilk yarı finalisti belli oldu. O da Cansu oldu. Ama şimdi hemen devam edelim. Mustafa'nın ilk üç şanslı yarışmacısı kim olacak? Hemen tanıyalım. Adım Emre, soyadım Çavuş. 23 yaşındayım. Tokat Tural Ulutepe'liyim. Yaklaşık 8 yıldır müzikle çiçeğim ve müzikle yaşıyorum. Merhaba ben Murat Tırıt, 20 yaşındayım. Tokat'tan katılıyorum ve profesyonel anlamda müzikle uğraşıyorum. İsmim Tunç Öcal, 29 yaşındayım, İstanbulluyum. 15 senedir profesyonel anlamda müzikle uğraşıyorum. Arkadaşlarım istediği kadar konuşsun. Bu gece herkes susacak, Murat Tırıt konuşacak. Wow. İçindeki çocuğu büyütmedim ama sesim günden güne devleşti ve devleşmeye devam edecek. Pıt kestik burada. Bu gece imza atılacaksa eğer sesimle o imzayı ben atacağım. Yaşım sesimden de boyumdan da büyük. 20 bin lira tabii ki benim olacak. Başka bir alternatifi var mı sizce? Bunu gecenin sonunda göreceğiz. Bir elimle büyük ödülü tutarken diğer elimle arkadaşlar eyvallah diyeceğim. Aynı kabileden. Aynı. Afrika. Kenya. Nakanda kagamando kagamando kagamando. Kagiko ya. Ne dedim ben? Bilmem. Allah canını almasın. Evet. Kapışmaya hazır mısınız? Hazırız. İki kişi gidiyor bir kişi kalıyor. Kim gidecek? Bence ben. Nereye? Canını almasın. Eğlenecek misin yani? Eğlenecek misin? Baştan. Yok tabii ki. Ha, kısmet. Allah yarabbim. Kim gidecek? Tunç. Kim gidecek? İkisi. İkisi. Vay. Yavaş yavaş. Kapışmaya gidiyoruz. Hazır mıyız? Oğlum Allah'ım yarabbim. Hazır mıyız? Hellerlerler sakine. Niye gittin? Gidiyoruz hadi. Gidiyoruz stüdyoya. Hellerlerler sakine. Oğlum stüdyoya aç kapıyı. Kapıyı aç. Hellerlerler sakine. Niye gittin? Kapıyı.
Mustafa'nın takımı ve Çiçek gibi 3 tane yarışmacın karşında. Siz olup gelmişsiniz zaten. Hakikaten. Tamam yani gördüğüm kadarıyla olağanüstü bir beteri hazırlamışsınız. Herkes birbirinden iddialı. Ama benim neden sizi seçmem gerektiğine dair Asuman'ın soruları varmış galiba. Emre, sence Mustafa neden seni seçmeli? Tek bir cevabı var aslında. Nedir o? Sesim ve hayallerim onlardan daha büyük. Vay vay vay. Sesim ve ayaklarım demedi değil mi? Hayallerim dedi. Ha okey. Ben ayaklara gitti aklım. Yok ayaklarda sıkıntı yok. Sesim ve hayallerim. Onlardan daha büyük. Peki seni neden seçmeli Murat? Benim neden seçmeli? Ben sesime ve yorumuma güveniyorum. Ve bu yarışmaya gelirken sevdiğim insana bu yarışmayı kazanıp öyle geleceğim dedim. Wow. Kalpten bir mesele var. Kalp. Sevdiği insan burada. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne güzel şeyler söyledi. Adam bak kutunun içinde bir de söyledi. Bir de kutunun dışında olsa neler yapacak? Arada bir geliyor ona böyle. Evet. Geliyor ona. Arada bir geliyor. Normalde yok mu hiç? Yani var. Cam kutuyu size verelim. Eve götürün. Dedi ki orada dile geldi bu adam. Kazanırsa ne yapacak? 20 binle ne yapacak? 20 bin TL ile. Yani hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Ne yapacaksın? Vallahi ben de düşünmedim açıkçası da. Şimdi 20 bin lira azımsanacak bir rakam değil. Ama çoğu insanın hayallerini gerçekleştirebilecek makul bir seviyede. Aynen 20 bin lira güzel bir para. Yani. Hem de burada hemen canlı canlı alıyorsunuz. Evet. Ama ondan tabii ki daha önemli Mustafa'yla düet yapacaksınız. Tabii ki de. Aranızdan biri bu akşam Mustafa'yla düet yapacak. Sonrasını bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar finale giden yolda lütfen gösterin kendinizi. En iyi şekilde performansınızı duymak istiyorum ben burada. Tunç, Mustafa neden seni seçmeli? Çünkü kendime güveniyorum. Klasik olacak bu ama bence Mustafa abinin benim gibi güzel bir sese ihtiyacı var. Ben de akrep burcuyum ayrıca. Burçlaşız da aynı zamanda. Oo tamam. Ben de akrepim. Herkes akrep. O zaman? Hazır mısın Emre? Sonuna kadar. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın Tunç? Hazırım. O zaman kapışma başlasın. Kapışma. Taşar oldu, hatunumu buldum ben. Tüm beni
aşar oldu. Hatunumu buldum ben, mutluluk yakın. Enteresan. Çok iyi. Vallahi zor işim. Kandırdım nasıl yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözümü oyunlarda kandırdım. Nasıl yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda çok zor karar vermeyiz. Vallahi zor. Oyunlarla sevgi çeyrek var. Karar veremiyorsunuz. Duyalım. Kandırdım nasıl yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözümü oyunlarla kandırdım. Nasıl yani, sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözümü oyunlarla kandırdım. Mustafa! Allah'ım ne oluyor? Abi! Sesim ve hayallerim onlardan daha büyük demiştim ama... Şans kader diyelim. Ama ben yine iddia ediyorum, ondan daha iyiyim. Keşke eğlenmeseydim. Aslında finalde benim olmam gerekiyordu ama... Finalde kesin olmalıydım ama kısmet değilmiş. Allah'ım ne oluyor? Üzüntülüyüm. Her şeye rağmen mutluyum. Yarıştım ve yapıştım. Çok eğlenceli bir yarışma. Ben çok keyif aldım. Kesinlikle bu yarışmaya katılmalısınız. Eyvallah. Kardeşim. Mustafa'nın ilk finalisti oldun. Çok mutluyum. Diğer arkadaşlarını da biraz sonra göreceğiz. Hayırlısı olsun. Amin. Teşekkürler. Seni Mustafa'nın yanına gönderiyorum. Tabii ki o güçlü alkışlarınızla. Git Mustafa'nın yanına. Koltuğuna otur. Mustafa'nın da ilk yarı finalisti belli oldu. O da Murat oldu. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeyelim ve hemen Bengü'nün takımından olan yeni üçlüyü hemen tanıyalım. Arkadaşlar artık finale gelip Bengü'yü sarartmamız lazım. Hayır, ben Esmer, gayet güzelim. Boyayı bana dökeceksin. Acaba bu gecenin kazananı kim olacak? Adım Sevgi Onur, İstanbulluyum. 12 yıldır profesyonel solistlik yapıyorum. Ben Yeşim Koşun, 11 Haziran 1983 İzmit doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Aynı zamanda da radyocuyum. Hülya Özen, 26 yaşındayım. Çanakkale'liyim. 5 yıldır müzikle uğraşıyorum. Bence arkadaşlar buraya kadar boşuna zahmet etmişler. Birinci zaten belli. Ne demişler, Umut Fakir'in ekmeği? Gecenin sonunda ben ödülü aldığımda 20 bin lira onlara selam göndereceğim. Ya onlar oyunu tadını çıkarsınlar işte. Ben yok. Jürinin yerinde olsam ben de beni seçerdim. Malum ben radyocuyum. Birinci olunca, büyük ödül olunca onlara da radyodan böyle teselli parçaları gönderirim. Onlar da böyle oynarlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz?
Evet, hazır mısınız? Hazırız. Hadi diyormuşum şimdi. Daha erken, daha hemen bir yere gitmenize gerek yok. Büyük ödül biliyor musun? Büyük ödül kaç biliyoruz. Para? Kaç para? 20 bin. Kaç? 20 bin. Efendim? 20 benim. Evet, peki diyelim ki. Nasıl? Benim derken o kısmı duyamadık da biz. Şimdi ben de benim dedim. Şimdiden kapışmıyor. Bir şeyler oluyor. Kapışma mı başladı? Neyse biz arkada görüşürüz onunla sonra. Nasıl arkada görüşürüz? Arkada tehdit var. Tehdit var bunda. Şey bir saniye var. Bir dakika ödül benim size ne oluyor yani hayırdır? İkisi de öyle olduğunu zannediyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi sizi o zaman yolcu ediyorum. Hayır. Yolcu kapışmaya stüdyo yolcu ediyorum. Yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek. Kapışma. Çok iddialı. Wow, Bengü. Yeni takımın. Evet Bengü, onları oradan biraz tanıdık VTR'den. Karşında Sevgi. Vallahi ben bile korktum kızlar. Bu ne çekişme, bu ne kapışma. Kapışıyoruz. Hepiniz birbirinizden iddialısınız. Bu iyi bir şey benim için. Çünkü artık ikinci yarı finalistimi seçeceğim. O yüzden gitgide finale ve o stresli dakikalara yaklaşmadan önce sizden, üçünüzden de çok çok iyi bir performans bekliyorum. Bu arada evler şahane kızlar. Rahat görünüyorsunuz. Ben de gibi bir bakayım cici. Ya Sevgi. Dekorumuz Asma harika. Hanım. Evet ben... Evime sizin resminizi astım. Çok, çok seviyorum sizi. Çok sağ ol. Çok iyi bir insansın Sevgi gerçekten ama radyocular sen misin? Yok hayır ben değilim. Yeşim radyocu. Yeşim yanımdaki. Yanımdaki. Yeşim geldim. Tam adamını karıştırdınız Yeşim, ama Yeşim şarkılarımı çalıyor musun önce onu söyle. Maalesef. Yani neden? Çünkü bizim tarz olarak yani pop çalamıyoruz sıkıntı orada. Ben tarz sizin Arabesk tarzınıza söyleyeyim bir daha. Hayır. İç Anadolu Oynalı Ankara'nın bağları daha çok fazla konuşmayayım. Ne güzel. Pardon. Ankara'nın bağları mı? Tespihten giriyoruz, Ankara'nın bağlarından çıkıyoruz. Ben bir şey merak ettim. Girip Ankara'nın bağlarından çıkıyorlar. Şimdi madem Anadolu radyosusunuz, evet. Peki aksanı da değiştiriyor musun konuşurken radyoda? Türkiye'nin en çok oynatan, alemi coşturan radyosu Radyo Bip. Hoş geldiniz. Saatler 17 ve işte Karagız yayında. Alemi budurtmaya başlasın. Türkiye kaşıkları hazır mısın? Hülya, hoş geldin. Hoş bulduk. Göz alıcı bir renk ve styling var. Teşekkür ediyorum. Hülya'cığım, sen asıl böyle çok güzel bir özlü sözle girmişsin konuya. Tek ve... Tabii ki de. Tek bir cümle kurmuşsun. Ne demişler? Umut fakirin ekmeği demişsin. Onlar umut ederler. Ben gerçekleştiririm dedim. Özellikle sevgi arkadaşıma ithafen. Balkondan balkona atışma şuraya bak. Umut fakirin ekmeği ama ekmeği sen hazmedemiyorsun. Benim dilim tutuldu, ben bir şey demiyorum ha, ben düğmeleri... Ya boşuna kapışıyorlar ben ya. Ben neden korkuyorum biliyor musun? Sonumu düşünmek zorundayım, gördüğünüz gibi. Burada çok güçlü bir rakiple beraber yarışıyorum. Birebiriz şu anda ama birazdan ikinci yarışmacım geldiğinde böyle kendimi daha böyle bir güçlü hissetmek istiyorum. Çünkü sonda başıma gelecekleri şu anda bile göze alamıyorum. Yani o böyle yapış yapış ıslaklığı, bütün Türkiye'nin önünde o halde olmayı. Şimdi arkadaşlardan gelen elektriği ben de mi alsam? Mesela ben de yerinde olsam göze alamazdım falan mı desem acaba sana? Vay be. Vay be. Yok yok ben kıyamam. Biri Mustafa'ya durdursun. Yeter ki sen de. Sıkıntı yok. İşte bu. İşte bu. Bunlar aradığımız tatlar. Evet. Öyle arada da öpüşüp koklaşmayın. Hep kapışın. Aa, kapışıyorsunuz. Kıskandı. Kapışın. Kıskandı. Hep kapışın vallahi istiyor. Vallahi kıskandı. Hayır kıskançından değil yani. Kapışıyorsunuz. Mustafa. Biz tatlı tatlı kapışıyoruz. Daha kapışacağız. Henüz birebiriz yani daha çünkü. Bir de sonda neler olacak bilemiyorum. Evet. Sevgi, sence Bengü seni neden seçmeli? Çünkü buranın ışığı benim. Ben gidersem karanlıkta kalırsınız. Sana dedi Bengü. Vallahi çok zor işin. Yandın. Sana dedi. Bakalım sesler duyulunca ne olacak şimdi? Peki, Yeşim sence Bengü seni neden seçmeli?
Çünkü Türkiye'de de böyle bir ses varmış diyebilmek için beni seçmeli diyorum Bengi Hanım. Ve onu mahcup etmeyeceğim, onu da söylüyorum yani. Peki Hülya, Bengi neden seni seçmeli? Burada yarışan bütün bayan arkadaşlarımın arasında en farklı sese ve kuvvetli bir sese sahip olduğumu düşünüyorum. Ben de en iyisi Şam'da kayısı diyorum. Hülya vurdu, gol oldu. 3 dakikamız var biliyorsunuz. 3 dakikada artık kurtlarınızı mı döküyorsunuz? Dans mı ediyorsunuz? Şarkıyı en doğru şekilde mi söylüyorsunuz? Hepsini sizden bekliyorum kızlar. Ben hazırım. Peki, hazır mısın Sevgi? Hazırım. Yeşim, hazır mısın? Hazırım. Hülya, sen hazır mısın? Hazırım. O zaman kapışma başlasın. Kapışma. Gerçekten çok kötü. Uçmak güzel şey. Hani derler ya, ev başıma yıkıldı diye. Aynen o durumu ben orada yaşadım. Böyle ev başıma yıkıldı, tamam.
Burada elendim diye de müzik kariyerime son vereceğim diye bir durum da yok. Aksine daha da güzel bir şekilde devam edeceğim. Hülya Hanım'ın hiçbir yere geleceğini zannetmiyorum. Olduğu yerde kalacak. Herkese çok teşekkürler. Yolcu yolunda gerek. Şimdi aslında şey yolunda ilerliyorsun. Radyodan diğerlerine şarkı gönderme kısmına. Evet yani evet o noktada doğru. Bildiğimi yaptım yani çok bir şükür. Bir adım daha yaklaştım. Evet teşekkür ediyorum bu arada tekrar. Şarkıyı göndereceğim sıkıntı yapmasınlar ben öyle ferahlatacağım onları. Okey ona da onu Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ediyorum. Birazdan seni oraya uğurlayacağım ama evet. Seni uğurlamadan önce şimdi hemen Mustafa'nın yepyeni yarışmacılarını tanıyalım. Ben Erdi Erkoç, 23 yaşındayım, Yozgatlıyım. Kendimi bildiğim gibi şarkı söylüyorum. Umut Mungan ben, 30 yaşındayım, Mardinliyim. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum. Anıl ben, 26 yaşındayım, Edirneliyim. 7 yıldır müzikle uğraşıyorum. Hiç ses eğitimi almadım ama bizde ses Allah vergisi. Bizimki de Allah vergisi, çok şükür. Çok mu sert oldu? Ayrıca motokuryeyim ben. Arkadaşlara sesim nezer geçerim. Tespih boncuğu gibi dağıtırım hepsini. Hiç kimse hayal kurmasın. 20 bin lira benim. Ya Allah aşkına güldürmesinler. 20 bin lira için benden daha iyi seçenek mi var? Onlar 20 bin lirayı sadece rüyalarında görüyorlar. Kapış Bey hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız abi. Kim götürecek acaba yarışmayı? Ben kapacağım abi. Neyi kapacağım? Hepsini kapacağım. Kim? Allah canına versin. Neyi kapacağım? Hepsini kapacağım hepsini abi. Kapacağım. Kim kapacak? Hepsini gömüyorum. Sen ne yapıyorsun? Hepsini kapıyorum. Vay. Aferin. Evet ikiniz gidiyor biriniz kalıyor. Evet tüfekleriniz hazır mı? Hazır. Tüfek. Aluza. Hazır mıyız? Hazırım. Stüdyoya gidiyoruz. Gidiyoruz. Kim bekliyor bizi? Asman. Asman Kruse. Kruse bekliyor. Mustafa işin zor. Vallahi üç tane çok dişli, kendine güvenen, cesur, kapışmaya hazır arkadaş karşımda duruyor. Çok tatlılar ya. Tatlılar. Erdi evet. Sana dedi herhalde. Çok teşekkürler. Erdi, devamlı şarkı söylüyorum diyorsun. Motokuryesin böyle hiç motorun üstüne falan böyle kendi kendine uzun hava falan oluyor mu öyle şeyler? Devamlı şarkı söyler derken şöyle söyleyeyim. Kendi çapımda. Öyle söyleyeyim. Hiç kendi eğitimim çapında yok. Kendi çapın da bence yeter. Cüssem kadar sesimde kuvvetli olduğuna inanıyorum. Erdi açıldı. Asuman Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Aa ne demek? Buyur Umut. Biz ne müzisyenler gördük. Gül gül öldük. Anıl sen de artık bir şey arkadaşlar evlenmeyi çok seviyor. Onun için buradalar. Birinci belli zaten. Şimdi bu aşık atışması gibi oldu. Yani evet, bu evet. Tesbihten gelen bir cesaret mi yoksa genelde de böyle misiniz? Tesbih biraz evet, ağırlaştırıyor çünkü şarkımızdan dolayı. Şarkıdan dolayı gelen, evet. Ama önce bir şarkıda sizi duymak lazım arkadaşlar. Evet Erdi, Mustafa neden seni seçsin? Beni neden seçmeli? Sesimin iyi olduğuna inanıyorum. Eğitimsiz olmama rağmen buradaki insanlara sesimi göstereceğim ve Mustafa Bey'e de sesimi göstereceğim. İnşallah. Umut, Mustafa neden seni seçmeli? Ses rengimin damak tadına uygun olduğunu düşünüyorum Mustafa Bey. Anıl, sence
Mustafa neden seni seçmeli? Şöyle diyeyim, işte ses, işte yorum, ben bu jüri istiyorum. Vay, herkes mani izliyor bugün bize. Asuman, bence kapışmaya son derece hazır üç kişi. Şu an karşımızda duruyorlar. Tesbihleri de ellerinde. Hazırlar. Seyircimiz de hazır şu an burada. Herkes hazır. Bengü de hazır. Hepiniz hazır mısınız? Erdi hazır mısın? Hazırım. Umut hazır mısın? Sonuna kadar hazırım. Anıl hazır mısın? Bomba gibi. O zaman hazırsanız kapışma başlasın. Kapışma. Akan gözyaşımı kurutuyorlar. Coştu deli gönlüm, durut diyorlar. Unut artık onu, unut diyorlar. Söylesene söyle, inanayım mı? Söylesene söyle, inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Biri Mustafa'yı durdursun. Coştu. Gönlüme dikili mezar taşıma. Bekleme yazdırdım boşu boşuna. Sevmemiş diyorlar Allah aşkına. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Allah! Hem ayıyor hem gönderiyor. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Çok zor yani, çok zor. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Olay bu işte. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi söyledin. Hakikaten öyle. Bravo.
Çok mutlu oldum. Sizi seviyorum. Ya şimdi ben buraya hayallerle geldim. Benim çok hayallerim vardı. O değil de ilk gümlemeyi düşünmüyordum. Anneme bir söz verdim. 20 bin lirayı alıp geleceğim dedim. Hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Ben finalde kesinlikle olmalıydım. Ben daha iyi olduğumu düşünüyorum. Ama olmadı, yapacak bir şey yok. Sinek diye yemeyi düşünmüyordum. Benim hala aklım içeride. Çok eğlendim. Tekrar da yapabilirim. Konuşamayacağım ya. Kazandım. Neyi kazandın? Kapışmayı. Kazandı sanıyor. Neyi kazandın? Koltuğu kazandı şu anda, doğru. Koltuğu kazandı. Ha, koltuğu evet. Kazandın. Şimdilik evet. Kazandın. Evet, şimdilik kazandım. Akvaryumumuzu dolduruyoruz ufak ufak. Sen gel bakalım. Wow. Hadi Umut git, Mustafa'nın ikinci yarı finalisti Umut oldu. Şimdi heyecan dorukta. Son bir yarı finalist seçeceğiz. Hiç bekletmeyeyim size. Hemen Bengü'nün yepyeni 3 yarışmacısını tanıyalım. Arkadaşlar artık finale gelip Bengü'yü sarartmamız lazım. Hayır, ben Esmer'le gayet güzelim. Boyayı bana dökeceksiniz. Acaba bu gecenin kazananı kim olacak? İsmim Çağlak Koca. Sinop'tan katılıyorum. Yaşım 23. 8 yaşından beri müzikle ilgileniyorum. Ben Hacer Akça, 24 yaşındayım. Balıkesir Gönenliyim. 15-16 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. Merhaba, benim adım Nataman Aleskerova. Azerbaycanlıyım, 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 18 senedir müzikle ilgileniyorum. Sesim konusunda çok iddialıyım. Sadece ses yetmez. Bir de müzik ruhu gerekiyor. Rezil olacağım. Biraz da ışık lazım. Birinci olacağımı düşünüyorum. Kızlar, sizin için çok üzgünüm. Aa, sinirim bozuluyor ya. Pardon. Şu an gecenin birincisiyle konuşuyorlar. Bu gecenin yıldızı kesinlikle benim. En iyi ses benim. Tabii ki de birinci ben olacağım. Ay. İşte Bengü'nün takımı. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alır mısınız şeker? Alır mısınız? Al canım, heh, korkma. Al canım. Al ya bakayım. Tatlı yedim, tatlı konuştum. Bunlara iyi bakın. İçeride bunların babaları var, babaları. Arkadaşlar, biliyorsunuz iki kişi gidecek, bir kişi kalacak. Kim gidecek sizce? Onlar gider, ben kalırım. Sepetleyeceğiz onları inşallah. Demek ikisini sepetleyeceksin. Evet. Ben kalacağım kesinlikle. Ben böyle bir şey görmedim vallahi. Dikkat! Bak yine sırayı bozmuşsunuz vallahi billahi. İçeride sizi. Kim bekliyor? Bengü bekliyor. Bengü, Mustafa Ceceli. Şimdi bir de Asman. Krause. Asman Krause bekliyor. Evet, hazır mısınız? Evet. Dikkat! Tek sıra halinde. İlk önce sen gidiyorsun. Natavan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, at, git. Ben de gidiyorum, kapışım. At, 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 at. Kapışma. Bengü, senin yarışmacılar hazır vallahi. Öyle. Karşında bak gerçekten çiçek gibi yarışmacılarım var. Evet. Onlardan bir tanesi senin son yarı finalistin olacak. Evet, aslında belki de en önemli bölüme geldik. Yani şimdi Yeşim, Cansu, ikisi de hakikaten içim rahat kardeşim. Rahat mı? Evet, içim rahat. Memnunsun yani sen? Yani ben çok güçlü bir takım kurduğumu düşünüyorum ama şimdi tabii ki üçüncü halka benim için çok daha kıymetli. Çünkü gitgide böyle çıtayı yükseltmek de istiyorum. Ha, yanlış anlamayın, o ayrı.
sonuçta. Burada belli olacak ama. Artık sona doğru yaklaştığımız için o boya böyle dökülmesin diye. Kızlar siz de çok iyi bir şekilde performansınızı sergilerseniz. Bengü. Çok rica edeceğim. Sarı da yakışır mı sana? Renkli yakışır, galiba. Yakışır. Bilmiyorum yani. Ne düşeceği belli değil. Hangi renk olduğu önemli değil de malzeme çok önemli. Bir dakika, tüyo geldi, sarı galiba. Malzeme önemli Asuman. Ağzımdan kaçtı. Hocam merak etme, hiçbir sorun olmayacak. Çünkü biz kazanacağız yani. Bak, problem yaşım, bak. Bu özgürlüğü çok seviyorum. Ben varken sıkıntı olmaz, evet, diyor yani. Ha. O boya diyor Mustafa'ya dökülür diyor. O boyaları yemeyeceğiz biz yani. Boyayı bana dökeceksiniz yani. Ya ben istiyorum. Hem boya bana dökülmesin, evet, hem de finalistim o 20 bin lirayı alsın, güzel güzel harcasın. İstiyorum ben kendim, gönülden, kalpten. Vallahi ben biz de istiyorum. Alacağız. Bakacağız şimdi bir... Üçlüler bir tamamlansın bakalım. Bak burada arkadaşlarımız sessiz ve derinden o, evet, anı beklemekteler. Evet, sessiz duruyorsunuz zaten, iyice gıcık oluyorum. Evet, heyecan dorukta. Çağla, Bengü seni neden seçmeli? Çünkü ben sözlerle değil de sesimle her zaman bir yere geldim. Bu yüzden de bu yarışmada da kesinlikle sona geleceğiz. Hadi bakalım. Birlikte sona gideceğiz. İnşallah. Işıklı Hacer. Yanar döner Hacer. Sence Bengü seni neden seçmeli? Yine VTR'de de söylediğim gibi sadece ses yetmiyor. Bu işin dansı da var, koreografisi de var, oyunu da var, her şey de var, ışığı da var, her şeyi ben de. Ben buradayken kimse heveslenmesin. Ben bunu söylüyorum, bunu konuşuyorum. Gözüm üstünde merak ediyorum dansını. Çok iddialı Bengü. Hadi bakalım, göreceğiz. Ben performansı merak ediyorum bu iddia karşısında. Ben de çok merak ediyorum. Natavan. Bengü seni neden seçmeli? Ses, ışık ve müzik ruhu hepsi bende. Hepsi bizde de var. Hepsini göreceğiz. Bizde de var, emin ol Natavancığım. Emin ol canım. Evet, böyle havalı havalı çok güzel konuşuyorsunuz. Biz de gerçekten merak ediyoruz ne olacak. Ama aranızdan belki bir taneniz gerçekten de Bengü'nün kurtarıcısı olacak. Bengü, tabii sen önündeki o üç butonla... Bu işe karar vereceksin. Evet. Sen belirleyeceksin. Yaklaşık 4 dakika içinde kaderimi belirleyeceğim. Çat çat çat. Suyu ısınanı gönder. Öyle yapacağım. Okey. Öyle yapacağım. Hazır mısın Çağla? Evet. Hacer hazır mısın? Tabii ki hazırım. Natavan hazır mısın? Evet hazırım. Hazırsanız kapışma başlasın. Kapışma. Sel gibi tut çevreni, tut gölün olayım. Çarparım ne varsa deli el gibi, tut kollarımdan tut ki durayım. Tüm yaşananlar bir bir günaha dönüşüyor, zamanla uğraşma. Sen öyle bela değil, sev ki beni. Bütün yasak, sağla sağla. Tüm yaşanan nakarat geliyor, bakalım ne olacak şimdi. Senden! Her solumda baştan ayağa çek beni, çiğne orada kalayım. Her solumda baştan ayağa çek beni, çiğne orada kalayım. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep sızı hüsran. Kozağa gelecek gibi. Yalnızlık olsa da sana değer. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep sızır. Üçüleyin ya aslında. Geriye kalan ardımdan. Yalnızlık olsa da sana değer. Hadi sonsuza deli sel gibi, tut çevreni, tut gülün olayım.
çarparım ne varsa deli yel gibi. Tut kollarımdan tut ki durayım. Tüm yaşanan çok zor ya, ne yapacağım? Günaha dönüşüyor ha, zamanla uğraşla. Sen öyle veya deli sev ki beni. Bütün yasakları yasakla. Tüm yaşananlar iyi bir günaha dönüşüyor ha, zamanla uğraşma. Sen öyle veya deli sev ki beni. Bütün yasakları yasakla. Her solunda baştan ayağa çek beni içine, orada kalayım. Her solunda baştan ayağa çek beni içine, orada kalayım. Bilemedim. Elen miydim? İyiydi yani. Toplar kafama indiği zaman biraz şaşırdım. Ama topların içinde olmak eğlenceliydi. Çok pardon. Dansı da yaptım. Hacer ne yapıyor? Koreografiyi de yaptım ama... 5000 tane top varmış. Böyle belimden aşağı kaynar su gibi döküldüler. Bakamayacağım. Seni bozuldum. Ama çok eğlendim. Sağlık olsun. Artık arkadaşıma başarılar diliyorum. Tebrikler vallahi, hayırlı olsun. Evet, iyi ses seçtin galiba değil mi hocam? Gerçekten. Evet. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Bengü'nün son yarı finalisti Çağla oldu. Koş Bengü'ye. Çok teşekkürler. Az kaldı finale. Adım adım ilerliyoruz. Çok az kaldı. Gerçekten heyecan dorukta. Senin bakalım en son yarı finalistin kim olacak? Ama onu öğrenebilmemiz için önce senin son 3 şanslı yarışmacını tanıyalım. Tanıyalım. Ben Osman Can Üstündağ, Samsunluyum, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü ve Batı Müzik Ses Eğitimi okudum. Ben Şahan Dinç, Kırklareli Lüleburgaz doğumluyum. Çok küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyorum. Müzik benim hayatımın bir parçası. Adım Ali, soyadım Yalçın. 25 yaşındayım. Sivas Kangallıyım. 9 yaşından beri müzikle ilgileniyorum. Artık müzikte iddialı olduğumu düşündüğüm için buradayım. Diğer arkadaşlara başarılar diliyorum ama bu gecenin yıldızı benim. Şimdi şurada yanlış anlaşılan bir şey var. Unutmasınlar ki o arkadaşlar, yıldızlar da kayar. 20 bin liraya aldığım zaman kutup yıldızı misali yukarıdan onlara selamımı göndereceğim zaten. Büyük ödülü alıp gecenin sonunda gülen kişi ben olacağım. Kimin gülüp kimin ağlayacağını gecenin sonunda göreceğiz. Ben kutup yıldızıyım ve dolayısıyla kendilerine sesimle yol göstereceğim. Sahnede görüşürüz. Olmuyor ya. Çok özür diliyorum nasıl. Kardeşim.
Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar birbirinize arkanızda dedikodu yapmışsınız yine. Kulaklarıma geliyor. Evet gelin de kulağı var değil mi? Tabii canım. Evet sallamayalım birbirimizi. Lütfen sallamayalım birbirimizi hakkında. İki kişi eğlenecek biliyorsunuz. Evet. Doğru. Evet iki kişi eğlenecek. Eğlenecek. İki kişi eğlenecek. Evet. Bir kişi kalacak. Bir kişi kalacak. O da ben. Yavuşum evet. Hazır mısınız? Dikkat! Dikkat! Sola dön! Sola dönsene oğlum. Ha tamam. Evet, uyguladım. Marş, kapışmaya gidiyoruz. Bir, iki, sol, sağ, sol, sağ. Kapışma. Bak, bak, bak. İki, üç, dört, beş, üç, dört. Vay, 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 vay. Ali bayağı şovunu yaptı şimdiden. Ali? Efendim? Aa bu ne şımarık çıktı. Çok tatlı. Mustafa bak üç şanslı yarışmacın. Bir tanesinde papyonu var. Gayet birbirinden iddialı. Ayrıca böyle kendine güvenen üç tane arkadaşımız var. Şahan, Ali ve Osman Can. Ve ayrıca hepiniz müzikle ilgileniyorsunuz. Hatta müzik hayatınız. Bir de genel olarak böyle bir yıldız durumu var. Kutup yıldızı var, gecenin yıldızı var, parlayan yıldızlar var. Ama tabii şarkıda göreceğiz arkadaşlar. Bir de kayanlar var. Evet onu da duydum. Kayan yıldızlar da var. Fakat biliyorsunuz bir tane koltuğumuz var. Ve şu an üçünüz oradasınız. İnşallah çok güzel bir performans yapacaksınız. Hani iyi performans yapacağı benziyorsunuz ama inşallah o kadar da iyi olmaz da bir yeni iyi daha eklenmez sana diye düşünüyorum. Çok iyi olacak eminim yani. İyi orta gol getirir arkadaşlar. Bekliyoruz o yüzden performansınızı. Peki aranızdan biri Mustafa'nın son yarı finalisti olacak. Şahan, sence Mustafa neden seni seçmeli? Evet, pazarlama bölümü mezunuyum ama benim amacım burada sesimi pazarlamak değil, dudaktan kalbe giden sevgi namelerinde insanlara hediye etmek isterdim. Şairane bir ruh. Ay. Bak ama pazarlama yaptı. Evet, şu an kendini pazarladın. Bir dakika. Yani bu teknikler öğretmişler değil mi? Doğru mudur efendim? Evet, doğrudur. Ama güzel, bravo. Müzik doğrudur. Kalbe gider, değil mi? Teşekkürler. Aynen öyle. Bak, bak, bak. Ali, sence Mustafa neden seni seçmeli? Eniştem. Güzel. Enişteden yakaladı. O. Ali, tamam. Asıl pazarlamacı Ali yani. Bu da kesin pazarlamacı. Evet. Osman. Buyurun. Osman, sence Mustafa neden seni seçmeli? Çünkü ben şu anda bu platformda yalnız gibi görünüyorum ama beni destekleyen çok ciddi bir kitle var. Dolayısıyla bu kitlenin sayesinde çok yakın zamanda iyi bir başarıya imza attım. Sizin beni seçmeniz gerekiyor ki ben bu aldığım ödülle bu kitleye, o güzel yüreklere canı gönülden büyük teşekkür etmiş olacağım bunun sayesinde. Wow! Güzel konuştu. Aranızdan biri Mustafa'nın son yarı finalisti olacak. Belki de bu gecenin finalinde Mustafa ile beraber düet yapacak. Ve aynı zamanda 20 bin lirayı da alıp evine dönecek. Diğer iki elenen kişi ise hayatı boyunca unutamayacağı bir şekilde buradan elenecek. Ben de çok eğleneceğim. Hazır mısın Şahan? Evet. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın Osman? Hazırım. Hazırsanız kapışma başlasın. Kapışma. Taşın altına beraber koyduk elimizi, beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi. Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer, dalgalar silmiş sahilden izlerimizi. Vazgeçmiyorsun, sormadan, sorgulamadan mahkum ediyorsun. Sana affetmek yakışır, yakışır diyorlar. Duymuyor,
duymazdan geliyorsun. Senin eksiğinde dönüyorsa dünya, yaşanan hiçbir şey sonun etmiyorsun. Söyle biten aşktan başka elde ne var? Üzülüyorsan bile belli etmiyorsun. Taşın altına beraber koydum. Benim numara sağlam ya. Yani. 2 de iyi, 3 de iyi. 3 de iyi. Karar veremedim, bakacağım da. Sen ne inatçısın, vazgeçmiyorsun. Sormadan, sorgulamadan mahkum ediyorsun. Sana affetmek yakışır, yakışır diyorlar. Duymuyor. Abi Ali ya. Evet, şu an performansa göre Ali yani. Kesinlikle Ali. Dönüyorsa dünya, yaşanan hiçbir şey sorun etmiyorsun. Söyle, biten aşktan başka elde ne var? Üzülüyorsan bile belli etmiyorsun. Taşın altına beraber koydu birimizi. Beraber artık hatırla. Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer. Dalgalar silmiş sahilden gizlerimizi. Yıldızı ve beni dinleyenlerin yıldızı olduğumu düşünüyorum. Olmadı başka sefere. Benim için farklı bir deneyim oldu. İlk defa böyle bir yarışmaya katıldım. Yoluma devam edeceğim, hedefime bakacağım. Finalde tabii ki de ben olmalıydım. Mustafa Ceceli ile beraber finalde düet yapmayı çok çok isterdim. Çok teşekkür ederim hepinize. Geldim! Ali. Efendim. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel söyledin. Teşekkür ediyorum. Özellikle hani son koltuk, son yarı finalist ve çok dikkat etmem gerekiyordu. O yüzden son ana kadar böyle dikkatlice dinledim. Çok da sağlam rakiplerle yarıştım bu arada. Yani gerçekten çok iyiydi. Hepsi çok iyiydi yani. Hem kendine has renkleri vardı, teknikleri de çok iyiydi. Ama kusursuz söyledim baştan sona. Teşekkür ederim. Bu koltuğu hak etmiş durumdasın. Çok teşekkür ederim. Mustafa'nın son koltuğunu da sen doldurdun. Gönderiyorum Mustafa'nın yanına. Mustafa'nın son yarı finalisti Ali oldu. Yani şu anda bu yarı finalist olayına nasıl gelmişiz? Siz şu koltuklara nasıl geçmişsiniz? Onu bir hep beraber hatırlayalım. Hadi derim. Kapışma.
Arkadaşlar artık finale gelip Bengü'yü sarartmamız lazım. Hayır, ben Esmer gayet güzelim. Boyayı bana dökeceksin. Acaba bu gecenin kazananı kim olacak? İki arkadaşımı fileyle gönderdim. Kalbime gömdüm, emin olma diyor. Bana gün dedi, akşamı buluyor. Arada sırada. Hoş geldin takımma Cansucuğum. Teşekkür ederim. İlk elemede sevgili Hülya ve Sevgi'yi eledim. Onları bir güzel çatıya gönderdim, uğurladım. Yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek. Evet. Güzel ses yakaladık. Bakarsın bir gün sahnede bana vokal de yaparsın. Ay, yapmaz mıyım? Kızları renkli topların içine gömdü. Şimdi sıra yeni rakiplerimde. Her solunda baştan ayağa. Sonrası diğer arkadaşların başına. Onları da göndereceğim inşallah. Daha tehlikeli bir haldeyim açıkçası. Öyle söyleyeyim. Daha hırslıyım. Finalde kesinlikle ben varım. Heyecan bastı. Hem heyecan bir de böyle bir niyeyse bir duygulandım ben yani. Hani böyle gecenin başından beri işte Cansu'yla başladık. Sonra Yeşim katıldı. Sonra sen falan böyle bir hangi nasıl böyle bir eleyince üzüleceğim gibi geldi yani ama. Vallahi sonuçta ikisi tost olacak gibi geliyor bana şu anda. Evet öyle. Dekor muhteşem kızlar. Üçünüz de zaten hakikaten çok iyi seslersiniz ama sonuçta kendimi de düşünerek bir karar vereceğim. Çok heyecanlıyım. En doğru kararı vermen gerekiyor. En doğru. Niye neden kendimi düşünerek diyorsun? Yani. Daha ne düşüneyim? Sen hiç sarışın olmuş muydun? Boyatmış mıydın saçlarını bir ara? Hiç sarışın olmadım ve hiçbir zaman da yakıştırmadık. Ya aslında Esmer... Bence fena olmaz değil mi arkadaşlar? Ay, sarışın da yani fena. Şöyle. Ay. Neden bunu kafadan aşağı dökmeyelim değil mi yani şimdi? Ne kadar kötüsün. Lütfen. Lütfen. Bu mu yani şimdi malzeme? Yani ben şimdiden alış diye hani şöyle bir... Yemin ediyorum gözüm yaşardı. Kızlar. Bayağı dikeceksin onu kafaya sen gibi. Çok kötü çok. Malzeme bayağı bildiğin bir... Evet sapsarıyız ya ama yani dediğim gibi... Sarışın olmayı hiç düşünmüyorum Mustafa'cığım. Gerçekten. Ya ben bile boyattım belki saçımı sarıya. Belki sen kızıl olmak istersin bu kızıl. Akşam. Bunu göreceğiz bu akşam, göreceğiz. Bu akşam değil mi arkadaşlar? Görmesek evet. Daha iyi. Aynen öyle. Kızlar en iyi performansınızla artık sona yaklaştık ve bende de heyecan tavanda. O yüzden hepinize bol şans diliyorum. Çağla, 20 bin lirayı kazanırsan ne yapmak istiyorsun 20 bin lirayla? Aileme destek vermek istiyorum tabii ki. Ailene destek vermek? Evet. Cansu. Efendim? Sen 20 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? Hayvan barınaklarına gidiyorum. Özellikle de köpek barınaklarına. Yani elimden geldiğince yardım ediyorum ama sanırım bu para daha çok işime yarayacak gibi. Yeşim. Evet. Boyayı yemezsen ne yapacaksın? Boyayı yemezsek ne yapacağız? Vallahi ya borçlarımı ödeyeceğim ya da araba alacağım yani o kadar. Onu düşünüyorum şu anda. Sonunda en iyi düeti tabii ki biz yapacağımız için. Diyorsun. Diyorum. Allah Allah. Pek diyorum. Bir iddialı gördüm Bengü'yü. Gitgide çirkinleşiyorum. Evet evet. Ay, adam bana bir daha aranje yapmayacak bu yarışmadan yok, sonra. Yok yok yaparız. Vallahi korkuyorum. Albümü yaparız hocam bak buradakiler burada kalır. Tabii ki burada stüdyoda kalır. Stüdyoda her lütfen. Şey normale döner. Her bölüm her bölümde kalır hatta. Evet. Lütfen. Kapışmada olan kapışmada kalır. Bravo. Çok güzel. Hazır mısın Çağla? Çok 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 hazırım. Cansu hazır mısın? Hazırım. Yeşim hazır mısın? Evet hazırım. O zaman hazırsanız kapışma başlasın. Kapışma. Hoppa. We'll be right back.
düşündüğüm gibi gitmiyor. Abi üçü de güzel ya. Aynen. Cansu değil mi? Cansu. Aşk beni benden etse de, dünyada hayat bitse de, yine ölümsüz aşk benim. Allah! İstemem ayrılık, boynumu büksün. İstemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda. Yani bence 3 çok iyi. Aa, çok heyecanlandım şu an. Sakin. Ne yapacağım? Daha çok var vaktin. 2 dakikan var. Sensiz yaşamayı. Bir tur daha dinlesen. Seni kader mi sakladı? Yıllardır beklenen huzur şimdi beni kucakladı. Nerelerdeydin sevgilim? Seni kader mi sakladı? Yıllardır beklenen huzur şimdi beni kucakladı. İstemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Aşkın alevse hasretin bir kor. Senin yokluğun sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Dert bende, derman sende. Konuştum, farkındayım. Çağla, siz birinci olacağım diyordunuz. Hala aynı kanıdayım. Elenmeyi hiç beklemiyordum tabii. Şimdi sesime hala çok güveniyorum. Finalde kalmayı hak ediyordum aslında. Mutlu gidiyorum. Çünkü hem şarkı söyledim hem de çok eğlendim. Hadi git Bengü'nün yanına. Hadi Bengü'nün yanına git. Tebrikler. Ağlamak üzereyim. Ya, o derece. Tebrik ediyorum seni Yeşim. Son ana kadar Bengü böyleydi ya, ne yapacağım, neyi seçsem dedi ki elim ayağım birbirine girdi şu anda. Ha, sen ısrarla tebrik et Bengü'yü. Kapışma var diyorum, kapışma. Şimdi bir finale ben de bir geleyim de kapışmanın tadı çıksın yani. Lütfen yavaş yavaş bir set bir tur daha atmamız gerekiyor bizim. Seninkiler gerçi kurbanlık şimdi. Koyun gibi izle bakıyorlar. Yok canım, yok onlar son derece sakinler, enerjilerini şu anda... Şimdilik tost olmamaya fokuslanmış, odaklanmış durumdalar. Şimdilik tost olmamış. Peki şöyle yapalım mı? Bu ana, şu finale nasıl gelmişler bir tekrar hatırlayalım mı? Hatırlayalım artık. Ali, Osman ve Utku. Hayat tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Sevgiye çeyrek var.
şükür yani yarı finaldeyim. İnşallah finale de tekrar gideceğim. Gelmişine, geçmişine sayıyormuş. Çok iyi söyledi. Hakikaten öyle. Bravo. Nasıl birinci etapta arkadaşlarımı cama yapıştırdım. İkinci etapta da onları çok zorlayacağımı düşünüyorum. Sonunda güzel dostum. Ama böyle olacağını biliyordum az çok. Çünkü ben söylemiştim yıldızlarda kayar diye. Dalgalar sil bir sahilden izin izin. Güzel söyledim. Rakiplerim güçlü fakat benim seviyemde olduklarını düşünmüyorum. Mustafa Ceceli ile kesinlikle o düeti yapacağım. Gecenin sonunda o 20 bin liraya alacağımı, finale kalacağımı ve kazanacağımı çok iyi biliyorum. VTR'de izledik az önce, ne badireler atlatmışsınız ya. Daha doğrusu atlatmışsınız millete. Arkadaşlar, şimdi az sonra iki kişi tost olacak. Bir kişi de bizimle beraber finale gelecek. Düet yapacağız. Esas kapışma finalde olacak. Şu anda kendi aramızda bir kapışacağız ama esas finale. Ben onu çok merak ediyorum. Daha bir şey görmedik ya. Çünkü bizim kapışmamız aşağıda olacak. Evet. Ringe çıkmamız lazım artık bizim de. Şu an böyle seyrediyoruz. Evet, işte ona bakalım az kaldı. Ringde neler olacak? Ona evet. Çok az kaldı. Ali, acaba gider misin? Zannetmiyorum. Wow, kendine emin. Çok iddialı olmasın ama hani zannetmiyorum derken iyiyimdir diye düşünüyorum. Bak da... temkinli konuştu, gördün mü son saniyede? Çok da iddialı olmasın. Yani en iddialı olmanız gereken noktadasınız şu an. Aynen oradasınız ya. Yani belki de gerçekten aranızdan birisi Mustafa'nın kurtarıcısı. Evet, boyalardan kurtarıcısı. Gördünüz az önce, size de gösterdim sarı boyayı. Aman diyeyim yani. Peki. Finali görmeyi gerçekten özlüyorum, özledim. O zaman ben de özledim ben de. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Peki o zaman. Kapışma başlasın. Kapışma. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde,
sana kavuşmak isteyim. Derman yok bizde. Güzel güzel. Eyvah. Güzel güzel. Özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok bizlerinde. Özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok bizlerinde. Ali mi kalacak, Murat mı kalacak? Murat mı kalacak, Ali mi kalacak? Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim, derman yok bizlerinde. Özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana konuşmak isterim, derman yok bizlerinde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Hiç düşünmüyordum. Bu müzik hayatımı etkilemeyecek tabii ki de. Şimdi 20 bin liraya elveda diyorum. Eyvah! Gerçekten güçlü seslerle kapıştım. Bravo! Mustafa Ceceli ile o muhteşem düeti yapmak istiyordum. Bu bir yarışma sonuçta. Ama çok eğlendim. Gül gül öldük. Ben bu geceyi yine Murat Türüt olarak imzamı attığımı düşünüyorum. Eyvallah. Sağlık olsun. Hepiniz hoşçakalın. Ali bayağı yani Ferdi Tayfur dinliyor gibi olduk. Ferdi evet. Baba'yı bir alkışlayalım bakalım şuradan böyle. Çok teşekkür ederim. Yani... Hakikaten aynı, aynısını. Yani çok güzel yorumladın. Gerçekten finalde çok çok zorlu rakiplerin vardı. İki arkadaşın da bir kere çok iyi sese sahipler, çok yetenekliler. Evet. Farklı tarzda şarkıları icra edebilme gücüne sahipler. Ve çok da güzel söylediler. Sonuç? Tebrikler, bravo. Gel abi sarılalım biz. Sonuç? Ben enişteme doğru koşuyorum. Git, git enişteme. Mustafa'nın finalisti Ali oldu. Gel bakalım. Finalistler belli oldu. Beklenen düetin sırası geldi. Evet. Sizin evet Mustafa ve Bengü butonlarla işiniz bitti. Şimdi sevgili seyircilerimizde iş. Sizler butonla karar vereceksiniz. Evet. Kim parayı alacak, kim boyayı alacak. O zaman... Bengü'nün siniri bozuldu. Abi büyük sinirim bozuldu. Gerçekten çok sinirim bozuldu evet, şu an. Biz hangi şarkıyı söyleyeceğimize karar vermeye gidiyoruz içeriye. Biz de hangi şarkıyı söyleyeceğimize yani, karar vermeye gidiyoruz. Yani. O zaman bize müsaade. O zaman peki size rast gelsin. Sıra geldi o çok beklediğimiz ana. Bengü ve Yeşim'in düetine ve büyük kapışma başlasın. Hadi. Görelim bakalım. Dananın kuyruğuna geliyoruz arkadaşlar. Bir an önce ne olacaksa olsun. Ben ilikledim yani dalışa geçeceğim biraz sonra şu şekilde. Konuşacak halde değilim. Stüdyodaki seyirciler oyladı. Kimin kazanacağını ve kimin kaybedeceğini. Geldik sona. Evet geldik. Şaka maka geldik. Şöyle söyleyeyim. İlk performansında da aynı şeyi düşündüm. Bir kere bence çok böyle güzel bir gırtlağın var. Çok böyle ağdalı nameli bir ağlak. Bana da öyle derler. Böyle bir ağlak sesin var diye. Sende de o var.
birisi olmaya çalışmadı Yeşim. Hani birisi gibi söylemeye çalışmadı. Kendi yorumunu kattı ilk şarkıda da. Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden. Kulağın da çok iyi. O yüzden benim şarkılarımın arasında böyle en pop altyapılıları değil de birazcık daha aslında baktığında en kalp yarası olan şarkılardan bir tanesidir. Yaralı. Onu seçtim. Ben bilmiyorum. Sen hakim misin şarkıya? Hakimim. Seviyor musun Yaralı'yı? Seviyorum, evet. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Peki onu söyleyelim kesinlikle mi? Kesinlikle. Ben de hemfikirim. Yani hem böyle zaten ben slow şarkıları çok seviyorum. O yüzden çok isabetli bir tercih oldu. Yaralı'nın tam ona göre bir kıyafet olduğunu düşündüm açıkçası. O yüzden Yaralı bence en doğru karardı Yeşim için. Kesinlikle mutlu oldum. Bir sonuç, bir kere her şeyden önce sevdiğim bir şarkı ve hakim olduğum bir şarkı. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Ben kimseye böyle yakışmamıştım. Daha ne olsun ya? Bak vallahi biz çok iyiyiz. Yeşime güveniyorum. Çok güveniyorum. Vallahi çok güveniyorum. 20 bin lira bende. Birincilik de bizde. Dolayısıyla artık Ali buraya kadar geldiğine şükür eder herhalde. Hadi bol şans Yeşim. Kapışma. Evet Yeşim. Evet. Kimleri kimleri eleyip buraya kadar gelmeyi başardım. Evet, dediğimi yaptım yani çok şükür. Bengi hocamı da mahcup etmedim. Evet, şimdi siz tabii düet partneri oldunuz. Evet. Evet, evet. En doğru şarkıyı seçtiğimi düşünüyorum ben. Bir şey söyleyeceğim Asuma, onlar niye bize oradan öyle bakıyorlar? Siz... Kimler bize öyle bakıyor? Sayın Ceceli ve Ali. Çünkü biz artık icraatı görmek istiyoruz. Birazdan da biz göreceğiz ama o ne olacak? Biz hazırız vallahi. O icraat yalnız başınızı yakabilir. O icraat. Bilmiyorum. O icraata kim karar verecek? Ali biz hazırız. Hangi icraatın daha iyi olduğuna kim karar verecek? Tabii burada ki sizler karar vereceksiniz. Evet sizler vereceksiniz. Sizler vereceksiniz. Bütün gece bu anı bekledik. Evet. Evet. Düet partneri oldunuz. Evet. Sen takımında gerçekten muhteşem bir ses çıkardın. İnşallah senin için ne olacak Bengü? Evet, arka tarafımıza baktığımızda sarı sarı boyalar gönlümü oyalar adlı. Gönlümü oyalar. Evet, yani bu gerçekten Yeşim çok iyi bir performans bekliyorum senden. Ama bu arada gerçekten Yaralı tam bence Yeşim için öyle bir şarkı. O yüzden doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Çok da iyi söyleyeceğini düşünüyorum. Hadi bakalım göreceğiz arkadaşlar. Evet, düetinizi yapacaksınız. Bu düetin sonunda ve Mustafa'nın da düetin sonunda tabii Ali ile beraber. Ya 20 bin lirayla buradan güle oynaya gideceksiniz ya da boyalı boyalı. O zaman büyük kapışma başlasın. Kapışma. Çalmıyor hiç kapım, haydir bekliyorum, bir haber yok. Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım. Güç bela kendimi dışarı attım. Bendeki bu gururu, yakmışım gururunu. Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü. Kendimden vazgeçerim, her rüzgardan geçerim. Bir tek onun mersemi bulmuştu şu özümü. Hadi beraber. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı.
kimseye böyle yakışmamışsın. Çalmıyor hiç kapım, haydir bekliyorum, bir haber yok. Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım. Güç bela kendimi dışarı attım. Bendeki bu durumu, yakmışım gururunu. Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü. Kendimden vazgeçerim, her rüzgardan geçerim. Bir tek onun melsemi bulmuştu şu özümü. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrüne bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrüne bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Ben kimseye böyle yakışmamıştım. Bütün alkışlar Yeşim için. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Müthiş, müthiş, müthiş. Evet. Bir heyecanlandım. Çok güzel bir düetti. Siz o zaman hemen yerlerinizi alıyorum. Hadi gidelim, gel. Bengü ve Yeşim. Kimin kazanacağına, kimin boyalanacağına buradaki izleyicimiz karar verecek. Ama bir düetimiz, bir final düetimiz daha kaldı. O da Mustafa ve Ali'nin düeti. O zaman bakalım siz neler yaptınız ve neye karar verdiniz? Tananın kuyruğuna geliyoruz arkadaşlar. Bir an önce ne olacak sorusun. Ben ilikledim yani, dalışa geçeceğim biraz sonra şu şekilde. Konuşacak halde değilim. Stüdyodaki seyirciler oyladı. Kimin kazanacağını ve kimin kaybedeceğini. Ali, hazır mısın finale? Hazırım. Bak şimdi kapışma dedik ama kapışmanın kralı şu anda. Çünkü Bengü çok iyi bir tane yarışmacı aldı. Yani Yeşim hem kendine çok güvenen bir kız hem sesi de çok iyi. Sen de buraya kadar gerçekten herkesin içinde en iyisiydin. Ali hem enerji olarak sahneyi dolduruşu, bir yandan da ses kontrolü tabii ki çok çok önemliydi. Zaten dikkatimi çekmişti. Ferdi Tayfur'un o güzel sesinden çok ezbere hepimizin bildiği "Ben de özledim"i adeta hem Ferdi Tayfur tınılarıyla hem de kendine özgü yorumuyla yorumladı ve enerjisini de çok iyi yansıttı. Finaldeki şarkıyı belirlememiz gerekiyor şimdi seninle beraber. Hangi şarkılarımı dinlersin, hangilerini seversin?
Ben genelde hepsini biliyorum. İki hayalim var. Birisi 20.000 TL'yi kazanmak, diğeri ise Mustafa Ceceli ile düet yapmak. Onu da inşallah buradan 20.000 lirayla uğurlarız ama en önemlisi sahnede beraber düet yaparız diye düşündüm. Mesela sevgilim? Evet, sevgilim şarkısı aslında güzel bir şarkı. Yeri de var bende hazır. Tabii, aşk kokan bir mesaj geldi oradan tabii evet. Ki. Bir sevgili anısı olmaz mı sevgilim şarkısında? Çok dinlediğim bir şarkı. Sevgilim şarkısı romantik bir şarkıdır ama aslında yüzü çok güleç bir şarkıdır. O yüzden Ali'nin de çok iyi yorumlayacağını düşündük. Çok güzel bir şarkı. Seyirciye de, insanlara da uyacağını, içlerine işleyeceğini düşünüyorum. Sevgilim, saçlarını tarayıp, gerdanını okşayıp, ninniler söyleyip, dizlerimde uyutsam seni. Hem Ali'ye güveniyorum, hem elbette kendime güveniyorum. Ve inşallah onları bugün boyuyoruz. Veya Haldi. Müthiş bir düet dinlediniz. Şimdi gecenin final düetini dinliyorsunuz. Mustafa ve Ali'den. Güzel bir şarkı seçtiniz tabii ki. Sevgilimi söyleyeceğiz. Sevgilimi söyleyecekler. Unutmayalım. Stüdyodaki izleyicilerimiz sizi oylayacak. Böyle müthiş bir yarışma bu. Jüri üyelerimiz diyoruz. Aslında takım kaptanları. Ve onları da yarıştırıyoruz. Ay yeme de yanında yat. O zaman size bol şans diliyorum. Buyurun, büyük kapışma başlasın. Kapışma. Dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp, kağıt olup kalem olup, mutlulukla bir son bulup, en sonuma yazsam seni. Hiçbir şey değişmem, aşkla bakan gözlerimi en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem, senle geçen günlerimi en son anımda bile tutmalıyım ellerini. Hadi bakalım, bir sağ bir sol. Saçlarını tarayıp, gerdanını okşayıp, ninniler söyleyip, dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp, kağıt olup kalem olup, mutluluk bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şey değişmem, aşkla bakan gözlerimi en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şey değişmem, senle geçen günlerimi en son anımda
bile tutmalıyım ellerini. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini. En son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şey değişmem senle geçen günlerimi. En son anında bile tutmalıyım ellerini. Tananın kuyruğuna geliyoruz arkadaşlar. Bir an önce ne olacak sorusun. Ben ilikledim yani, dalışa geçeceğim biraz sonra şu şekilde. Konuşacak halde değilim. Stüdyodaki seyirciler oyladı. Kimin kazanacağını ve kimin kaybedeceğini. Mustafa Ali ve sol tarafımda bayağı boks maçı gibi oldu. Hakikaten. Ama müthiş düetlerdi. Her şeyden önce müthiş evet, düetlerdi. Çok lezzetliydi gerçekten. Siz tabii ki 20 bin lira kazanmak önemli. Çünkü neden? Bu gecenin sonunda biriniz 20 bin lirayı alıp gideceksiniz. Ama 20 bin liradan daha önemli bence. Sen Ali Mustafa ile düet yaptın. Aynen. Yeşim sen de Bengü ile. Evet, İnşallah güzel evet, bir nasıl ana Nasıl bir duyguydu onu anlat Yeşim. Çok güzel bir duygu tabii ki yani hayal bile edemeyeceğim bir şey. Hakikaten cümle kurmakta bile şu anda zorlanıyorum. Çok mutluyum. Çok gurur verici. Yani ve şunu söylemek istiyorum. Herkes hakkını helal etsin. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Okey. Sonunda da anca beraber karca beraber. Evet. Boyaları da beraber yiyebiliriz. Evet. Süper. Ali nasıl bir duyguydu Mustafa Ceceli ile düet yapmak? Ya zaten benim hayalimdi açık konuşmak gerekirse. En azından fikirlerini almak, en azından birebir iletişime geçmek benim için çok güzel bir duyguydu. Yine kendi sesimi duymadan kendimi kaptırarak, kendi yüzümden tabii, garipseyerek söyledim ama ya, çok güzel söyledin. Duyguydu. Süper söyledin. Sorabilir misin sevgilerimize? İnşallah güzel, güzel yansımıştır inşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi gece boyunca tabii siz yarışmacılarınızı kendiniz önünüzdeki butonlarla seçtiniz, belirlediniz, düet partnerlerinizi. Ama artık sizin butonlarla işiniz kalmadı Mustafa ve Bengü. Giriyor artık muyuz? Buradaki stüdyodaki izleyicilerimiz karar verecek bu gecenin kazananını, boyananını. İnşallah kazananı ve boyananı şeklinde olmasını temenni ediyoruz bizler. Peki neden sizi seçmeli? Buradaki izleyici neden sizi seçmeli? Mustafa? Kendileri elbette ona hani karar verecekler. Evet. Bütün takdirlerine zaten razıyız her şekilde. Ama Ali'nin hem ses rengi hem şarkıdaki icrasındaki başarısı ben kendim dinlerken keyif aldım öyle söyleyeyim. Şarkıyı ondan dinlemek bana bile keyif verdi. Evet, yani ben olsam onu seçerdim. Evet, neden seçmeli izleyiciler sizi? Şimdi her şeyden önce ben kendi adıma inşallah ekrana da o geçmiştir. Ben çok eğlendim bu akşam. Hakikaten gözümden yaş geldi. Korktum, ürktüm, güldüm, eğlendim. Çok çok güzel bir geceydi. Neden seçmeliler? Çok iyi şarkı söylediğini düşünüyorum. Yaralı'yı da biraz heyecanlansa da güzel seslendirdiğini düşünüyorum. O yüzden iki yarışmacımız da bu arada gerçekten Ali'cim sen de süperdi. İkisi için de bir alkış alalım. Buraya kadar geldiler. Bileklerinin aklıyla geldiler. Evet. Ben soyunmaya başladım çok, yani çok... boyayı yiyecek gibi Sen duruyorum. Sen bir hazırlık, ben bir hazırlık girdin. Evet, asıl ben bir hazırlığa girdim. Benim bornoz vardı orada. Bengü bornoza taktı. Çok önemli. Buradaki oylamayı buradaki stüdyodaki izleyicilerimiz yapacak. Mustafa ve Ali'nin düeti için bire basıyorsunuz. Ha. Bengü ve
Yeşim'in düeti için 2'ye basıyorsunuz. Bu kadar basit. Oylama. Büyük ya, kapışmada oylama başlasın. Bir an önce ne olacaksa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ali iyi misin? İyiyim. Bayağı bir dua ettim. Hatim falan indirdim. İyi misin? İyiyim. Oylama bitti. Evet Mustafa, nedir durum? Vallahi burası enteresanmış. Yani yarışmacı arkadaşları daha iyi anlıyorum ama bir an evvel ne olacaksa olsun diyorum. Ali iyi misin? İyi gibiyim şu an. İşte şimdi heyecanlandım. Şimdi heyecanlandım. Evet, o kadar hiç heyecanlı değil bence. Gayet iyi. Hem Mustafa ile düet yaparken bir şey yoktu. Şimdi heyecanlandım. Şu anda evet. Yani tepemizde bunlar varken. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Bengü? Sesin çıkmadı. Ne oldu Bengü? Bir sıkıntı geldi bana. Bir sıkıntı geldi. Geldi. Bir an önce artık hani ne dökülecekse dökülürse çok sevinirim gerçekten. Artık evet bekliyoruz. Hadi bir an önce başlayalım. Sizinle beraber hepimiz bekliyoruz. Oylama bitti. Sonuçları birazdan açıklayacağım. Stüdyodaki seyirciler oyladı. Kimin kazanacağını ve kimin kaybedeceğini. Ve ilk oylar... İlk oylar geliyor. İlk oylar geliyor. Gecenin en heyecanlı anı. Tamam, başınıza geleceklere hazır duruyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Geliyor. Az sonra. Hepiniz hazır duruyorsunuz. İlk sonuçları alıyoruz. Oo, ilki oraya gitti. 10. %10. %10. Şu anda eşit. Ayaklarım üzerinde duramıyorum. Aa, oraya gitti 20. Oylar gelmeye devam ediyor. Bengü 20. Şimdi daha iyi. %20, %20 eşit. Ay. Bakalım kim bu gecenin birincisi olacak ve 20 bin lirayla buradan ayrılacak? Ve kim boyalara bulanacak? Bengü %30. Mustafa %30. Yandan da tepeye bak. Eşitlik yine söz konusu. Dur 30-30. Ay şey böyle kılı kılına kalacağız galiba. Eşitlik. Dananın kuyruğuna geliyoruz arkadaşlar. Eşitlik söz konusu. Ben direkt %40 oldu ora. Bengü %40. Kılı kılına kaldık. Mustafa %40. Ben şu ceketi ilikliyim abi, dur. Acaba bu gecenin kazananı kim olacak? Çok az kaldı. Mustafa neler hissediyorsun? Çok fena bak. Ben ilikledim yani, dalışa geçeceğim biraz sonra şu şekilde. Bengü sende durum ne? Ben de hiç... Tak kulaklarımı kapattım. Konuşacak halde değilim. Evet, kapışmada bakalım bu gece... Kim kazanacak? Kim boyalara bulanacak? Kim sararıp solacak? Ağzından çok rahatsın. Kim 20 bin lirayla buradan ayrılacak? Ne güzel. Evet %40. Güzel. Böyle başa başa.
az kaldı. Stüdyodaki izleyicilerimizin hangi düeti beğendiğini öğrenmemize. 51. Bengü 149. Hey. Mustafa Kazan. Allah size geliyor. Mustafa geldi. Kapışmanın kazananı Mustafa ve Ali. Sararıp solanı ise... Sararıp solanı ise... Bengü. Haftaya görüşürüz. Ali, bu senin. 20 bin lirayı sen kazandın. Ve kapışmanın ödülü de senin. Merhaba, kaldırdın mı? Kapışmanın kazananı Mustafa ve Ali oldu. Mustafa ve Bengü ile düet yapmak, eğlenmek ve kapışmak istiyorsanız siz de showtv.com.tr'ye başvuruyorsunuz ve bizimle önümüzdeki hafta kapışmada eğlenmeye devam ediyorsunuz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. Kapışma.